Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün merhaba diyorum ama bugün arkadaşlar son videom olacak. Yani bunu videonun sonunda açıklayacağım zaten neden olduğunu vesaire vesaire. Ama şimdi şu telefonun kapını bir çıkartayım çünkü tutması çok zor oluyor. Evet, çıkarttım. Burada gördüğünüz, bu arada şurada da bıcırımız var. Annemlerin evinde çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Burada malzemelerim de çünkü alışverişimi yaptım. Buraya getirdim. Buradan da döneceğim. Neyse. Evet, şimdi bunların hepsini tanıtacağım ama ilk önce şurada gördüğünüz kalemlerden başlamak istiyorum. Kalemlerden başlamadan önce bu pirit var arkadaşlar. Bir pirit aldım. Normal, bunlar okul gerekli olan malzemeler zaten. Kuvvetli yapıştırıcı Fatih'in. Bu da piritin. Bunlar bu şekilde. Ve daha sonra şu şekilde 5 renk kalemim var arkadaşlar. Sarı, mavi, yeşil, kırmızı ve turuncu olmak üzere. Videonun sonunda eğer unutmasam bunları da bir kağıda yazar gösteririm nasıl yazdıklarını. Bunu sizinle birlikte açmak istedim, bunu ve bunu. Bunları sizinle açmak istedim, yani diğer her şey açıktı zaten. Bu şekilde bir kalemim var. Buna bayıldım. Bunu da kullanıyorum zaten okulun ilk günü olduğu için. 07 uçlu kullanıyorum dediğim gibi. Bu arada şurası mikrofona benziyor bence. Evet, 120 tane içinde uç varmış. Tabi bunun içinde 120 tane uç olduğunu biz nereden anlayacağız bunu bilmiyorum ama 120'li uç. Daha sonra şu kalem setini, yani okul setini zaten videolarımda görmüşsünüzdür. O yüzden bunları göstermeyeceğim ama bunlar da yeni olduğu için göstereyim dedim. Bunlar var bu şekilde. Bunları da açtığım videoyu izlemek istiyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. Bu şekilde bir tane Pelikan'ın silgisi. Daha sonra iki adet bant var. Burada normal peçete bildiğiniz, zaten bir tanesini de kullandım. Açtım yani. Altılıydı bu. Bunlar geçen seneden ama bu yeni. Bunun da zaten bir tanesini şu anda kullanıyorum. Bugün aldım. Daha iki tane kullandım içinden. Dörtlü, 4 al 3 öde ve kokuları çok güzel. Bu şekilde kırmızı kalem var. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veya 13'lü. Tam bilmiyorum ama 12'li sanırım. Çünkü şurada 12 adet yazıyormuş. Yeni gördüm. Coğrafya atlası var. Hemen hızlı hızlı geçiyorum resimle. Tarih atlası var. Bunları 5 TL'ye almışım. Bunları 6. sınıfta istiyorlar kesinlikle. Bu şekilde bu benim Türkçe defterim olacak. Bu şekilde Love yazan bir kitabım var. Bu benim İngilizce defterim olacak. Kareli. Umarım bir şey demezler. Bilmiyorum daha. Bu şemsiye çok güzel. Bu bilişim defterim olacak. Bir tane de bu şekilde var. Bu da matematik defterim olacak arkadaşlar. Bence bunun deseni beni yıktı bitirdi. Yani çok güzel bunun deseni. En sevdiğinizi aşağı yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bu şekilde soluğum var. Soluğuma da gerçekten bayıldım. Siyah ve üzerinde kadın desenleri var. Kırmızı rujları böyle dikkat çekici yapıyor onu. Ve şuradaki kulbu da kırmızı. Şimdi arkadaşlar bu iki kalem setini ve ne deniyor buna? Sticker seti sanırım. Yapışkanlı not kağıdı setini. Ve bu 5'li 5 TL'ye aldım. Kalem setini açacağım. Makas getirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Makasımı getirdim. Şimdi ilk önce bunu açacağız. Ama bir kamerayı sabitleyecek bir yer bulmam lazım benim. Hemen geliyorum. Bulamazsam da açıp öyle geleceğim. Evet arkadaşlar. Kamerayı sabitleyecek bir yer buldum. Bu arada nasıl sabitlediğime de bakın. Bu benim anneannemin kolu ameliyatlı olduğunda kullandığı yastık. Bu da suluğum. Bu şekilde buldum çözümü. Şimdi ilk önce bu seti açmak istiyorum. Ama bu seti için makas zaten kullanmaya gerek yok. Şöyle bir saniye hemen cırdını açacağız. Cırdını bu arada. Bu şekilde bunu isterseniz bir ne deniyor ona? Bir şey vardı işte. Onunuza takabilirsiniz. Buralarda pembiş pembiş var. Burada sarı uzun var ve burada da renkli renkli not kağıtlarımız var.
Bu çok güzel ama ben bunu geri paketine koyacağım okulda çünkü herkes dadanıyor bunun üstüne. Zaten benim arkadaşım Gülbeyaz da aldı bundan. Yani bir alırsam herkes dadanıyor üstüne. Herkes ben de istiyorum, ben de istiyorum. Bir bakmışsınız ki eve geldiğinizde bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, bu arada ben konuşurken kalemlerimi de açmaya başladım. Bunların tanesini 1 liraya, yani zaten hepsi birlikte olduğu için 5 tanesini 5 liraya aldık. Hemen şu şekilde kesip geleyim. Evet arkadaşlar, geldim, kestim. Hemen 5'ini de çıkartıyorum. Arkaları silgili, ilk defa uçlu kalem görüyorum. İçinde uç da var arkadaşlar, 07 sanırım. 07 yazıyor ama 05 gibi duruyor. Netlemiyor. Evet, bu şekilde bakın. Bir saniye şöyle göstereyim. Bence fiyatı da çok uygun arkadaşlar. Yani bunları kesinlikle alabilirsiniz diyorum. Silgileri yani gerçek silgi, böyle sahte silgilerden değil. Buralarında 0707 yazıyor ama uçları çok ince. Bilmiyorum yani 07'ler mi. Şimdi ben bir kağıt alayım, geleyim, bunu deneyelim arkadaşlar. Kağıt almama hiç gerek kalmadı. Zaten burada varmış. Ama aslında peçete de kullanabiliriz. Hemen peçete çıkartayım. Ve peçetemiz geldi. Evet, şimdi bunları kullanacağız. Şunların renklerini alayım hemen. Şunların renklerini göstereceğim. Bir de bunu nasıl yazdığımı göstereceğim sizlere. Zaten başka da kalem yok. Kırmızı kalem var. Kırmızı kalemi de göstermeye gerek yok. Bunu hemen yazayım. Evet arkadaşlar, geldim. Peçeteye yazmadı. Bu kalem bu şekilde yazıyor. Evet, iyice görün. Evet, bu kalem bu şekilde yazıyor. Şimdi şu kalemlerle yazacağım. Evet arkadaşlar, bu kalemle de yazdım. Bu kalemler kurşun kalem gibi yazıyor. Bayıldım. Silgileri de çok güzel sildiğini düşünüyorum. Bakayım. Aynen arkadaşlar, silgileri de bayağı güzel siliyor. Yani ben bu kalemlere bayıldım açıkçası. Markasını bilmiyorum yani ama kesinlikle alabilirsiniz. İlk adını aldım. Evet, şimdi bu kalemlerle yazacağım, şunlarla. Evet arkadaşlar, geldim. Bunlarla da bu şekilde yazılıyor. Ne yazdım? Like at. Şurada sizi seviyorum yazıyor. Tam görünmüyor ekrandan. Zil butonuna bas. Ve burada da yorum yaz yazıyor. Gerçekten ben her şeyimi çok sevdim. Şimdi her şeyimi bir düzene sokayım. Teker teker size tekrar göstereyim. Ondan sonra da bay bay deme vakti. Çünkü bir daha asla görüşemeyeceğiz. Yani 9 ay boyunca arada sırada çok nadir hafta sonları video çekebileceğim. Onları atabilir miyim bilmiyorum. Şimdi hemen size kısaca özet geçeyim. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi benim alışverişim. Ne kadar aldığımı, hatırladıklarımı hemen zaten teker teker gösterirken de göstereceğim. İlk önce bu suluktan başlayalım. Bu şekilde bir suluk, 6,5. Coğrafya atlası hatırlamıyorum. Tarih atlası 5 TL. Buradaki kalem seti 5 TL. Bu kalem 6,5. Bunların tanesi 1 TL. Yani toplamda 5 TL. Bu... şeylerin, ıslak mendillerin fiyatı 2,5 TL. Bu mendillerin, normal mendillerin fiyatını bilmiyorum. Bu yapışkan not kağıdı 2,5. 120'li kalem ucu hatırlamıyorum. Defterlerin komple şu sadece 6,5'tu. Diğerleri 3 ve 4 olarak değişiyor. Tam hatırlamıyorum. Bunları da gerçekten bilmiyorum. Teyzem hediye etti zaten, dediğim gibi. Bu bantları da bilmiyordum. Kopartmışlardı üstündeki kağıtları, yani biz aldığımız yerde. Bu silgiyi 1 liraya. Bunların setini 5 TL'ye. Bunu 4 liraya. Bunu da 4 liraya aldım. Komple size tekrar şöyle yukarıdan göstereceğim. Benim alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonunda da annem dedi, söyle tekrar tekrar kızım dedi. Sizleri bol bol öpüyorum. 9 ayı
sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok özleyeceğim. Video çekmeyi çok özleyeceğim. Eğer çekebilirsem dediğim gibi hafta sonları çekeceğim. Onları da yükleyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü 6. sınıf bayağı ağır bir sınıf yani. Gerçekten zaten bilenleriniz biliyordur şu anda. Yani 5. sınıf kolay da 6. sınıf bayağı zor arkadaşlar. Dediğim gibi buradan tekrar sizleri öpüyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar kanalıma gidip eğer ilk defa geliyorsunuz kanalıma gidip oradan videolarımı izleyebilirsiniz. Hepsine like atıp alttaki zil butonuna çöküp benim video gönderdiğimde sizler de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri buradan bol bol öpüyorum. Size görüşürüz demeyi buradan bıcır cihazımla bay bay diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum.